Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? Lafı fazla uzatmadan işte sonunda beklediğimiz haber geldi. Sizlere aylardır söylüyordum, Aralık'ta çıkacak, Kasım'da çıkacak, Modern Warfare 2'den sonra çıkacak ama kesin çıkacak diye söylene söylene dilimde tüy bitti. Birçoğu bana inanmadı ama ben uyardım, kaynaklarım sağlam dedim dostlar. Ve oldu. Warzone 2'nin çıkış tarihi dün akşam sızdırıldı dostlar. Sızıntı çok kısa bir sürede her yere yayıldı ve buna göre Warzone 2'nin çıkış tarihi 16 Kasım dostlar. Evet, Warzone 2 16 Kasım'da piyasaya çıkış yapacak. 16 Kasım ve Warzone 2'de uçaktan atlıyoruz. Ve 16 Kasım tarihinde olacaklar bu kadar da değil. Uzmanların tahminlerine göre 16 Kasım'da Warzone 2 ile birlikte Mobile Warzone da çıkış yapacak. Büyük olasılıkla yapımcılar Warzone 2'nin ve Mobile Warzone'un aynı gün çıkış yapmasını istiyorlar ki bu da çok mantıklı. İkisini de oynamak için sabırsızlanıyorum. Uzmanların diğer tahminleri ise şu yönde. 16 Kasım'da Modern Warfare 2 ve Warzone 2'de birinci sezonun başlangıcı olacak. Ve Gunfight Modern Warfare 2'de başlayacak. Ranked modu da Modern Warfare 2'de başlar yönünde ama bu Ranked konusunda çok emin değiller. Her ne kadar yapımcı bu tür şeyler için henüz bir duyuru yapmamış olsa da bizleri yanıltmasın. Hatırlarsanız Modern Warfare 2 hakkındaki hiçbir şey onaylanmadan sızıntılar sayesinde birçok şeyi önceden öğrenmiştik dostlar. O yüzden bu sızıntıların da doğru olduğunu düşünebiliriz ve benden söylemesi bunlar kesinlikle doğru haberler dostlar. Müjdeyi verdiğimize göre gelelim bu hafta çıkan diğer haberlerimize. Dün akşam Call of Duty sosyal medya hesaplarından 30 saniyelik bir video paylaştı dostlar. Modern Warfare 2'den kesitler gördüğümüz video gerçekten baştan çıkarıcı. İnanılmaz sahneler görüyoruz ve grafiklerin burada herkesi büyülediğinden eminim. Şu gece operasyonunun tatlılığına bakın dostlar. Çok heyecanlı. Bu sahneler Warzone oyuncuları için de önemli dostlar. Hatta Modern Warfare 2 için anlattığım her ayrıntı Warzone 2'yi bekleyen oyuncuları da ilgilendiriyor dostlar. Çünkü Modern Warfare 2 hem Warzone 2'nin hem de Mobile Warzone'un temel altyapısını oluşturuyor. Yani fizik, grafik, oynanış, ne kadar mekanik varsa hepsi aynı. Ve tabii ki grafik kalitesi de aynı. Yani Warzone 2 için Mobile Warzone'da elbette farklı olacaktır. Silahlar, ekipmanlar, perkler bunları saymıyorum bile. Bunlar birebir aynı olacak. Bundan şüpheniz olmasın. Ki şimdi göreceksiniz, işte videoda Warzone 2'de kullanılacak Battle Royale uçağı. Bence kesinlikle bu Warzone 2 uçağı dostlar. Modern Warfare 2'de böyle bir uçağın işi yok. Yani eğer kargo uçağından atlayıp bir operasyona gitmeyeceksek bir işi yok bence. Videoyu belki onlarca kez izledim dostlar ve her defasında şu şehir manzaralı operasyonun ve grafiklerin büyüsüne kapıldım. Videoda grafiklerin bu kadar kaliteli görünmesi beni biraz da korkuttu açıkçası. Sonuçta kullandığım PC orta seviye bir PC ve üst düzey oyunlarda iyi bir FPS için grafikten kısmak gerekebiliyor. Halen sistem gereksinimleri açıklanmadığından böyle bir korkum hafiften var. Ama en kötü low grafik artı DLSS ile çözeriz bu işi gibi geliyor. Umarım Vanguard'la aynı sistem gereksinimleri ister oyun. Onu da şu an ekranda görmektesiniz. Bazı oyun severler kapalı beta'da sızdırılan görüntülere göre bir grafik çalışması yapmış ve Modern Warfare 2'nin lobi görüntüsünün bir kopyasını hazırlamışlar. Buna göre Modern Warfare 2 lobisi tıpkı bu şekilde gözükecek dostlar. Aynı zamanda silah hazırlama kısmı içinde bir görüntü sızdırılmış. O da şu an ekranda gördüğünüz gibi dostlar. İddiaya göre burada masada oturan operatörümüz silaha taktığımız ekipmanlara göre tepki veriyor. Yani birkaç hareket yapıyormuş. Tabii görsel olarak güzel ama hiç gerek yoktu açıkçası. Her neyse. Bugün bahsedeceklerim bunlardı ve çok önemliydi dostlar. Yine hatırlatmakta fayda var. Açık betayı sakın kaçırmayın. Ondan da önceki videomda bahsettim. Önceki videolarımı izlemeyenler için de aşağıda linkleri koyacağım. Ayrıyeten kanalımda oynatma listesi de hazır. Bu listeden şimdiye kadar tüm Warzone 2 ve Modern Warfare 2 haberlerine erişebilirsiniz dostlar. Sizlerin düşünceleri ve soruları nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Üzerine konuşalım dostlar. Aramıza yeni katılan arkadaşları da hoş geldin deyip bana destek olmaları için bir abone boşluğunuz varsa talibim diyorum. Her zaman olduğu gibi gelişmeler oldukça karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.